Efendim? Seher Hanım, benim Hediye. Ha, Hediye sen misin? Numarayı tanıyamadım. Sizin acilen görüşmem gerekiyor. Çok acil değilse yarın gazetede görüşelim Hediye. Hayır Seher Hanım, seninle şimdi görüşeceğiz. Bana hesap vermek zorundasın. Neden bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun? Sınırlarını aşıyorsun. Sınır mı? Sınır mınır kalmadı. Siz bana yalan söylediniz. Ne kadar boşa çaba harcamışım. Kanun dışı bahis dövüşleri düzenleyip boksörleri harcayan, onların sırtından para kazanan ailenizin gazetesinde bahis dövüşlerini afişe eden haber yapmaya çalışıyorum. Ne saflık. Hediye, ne anlatıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Niye bana söylemediniz? Neyi söylemedim Hediye? Saçma sapan bağırıp çağırmak için mi aradın beni? Az önce Maslak Sanayi'deydim. Ailenizin organize ettiği bahis dövüşlerini ispatlamak için. Yeter Hediye, yeter. Paranoyalarından da, iftiralarından da sıkıldım artık. Öyle mi diyorsunuz? O zaman buraya gelin, Maslak'a gidelim. Kendi gözlerinizle görün olan biteni. Senin saçmalıklarınla vaktimi harcayamam. Akın Bey adamlarına emir verip zorla beni buraya gönderdi. Siz de başınızdan savuruyorsunuz. Tamam. Tamam ama görüşeceğiz. Bu iş burada bitmez Seher Hanım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Neredeysen bekle, geliyorum. Kadıköy meydandayım. Işıklarda sizi bekleyeceğim. Unutma, geldiğimde senin de bana verecek bir hesabın var. Şimdi kız kardeşinle birlikte oraya geliyorum Akın Atakan. Sıkıysa alma bakalım içeri. Gerçekten hiçbir şeyden haberiniz yok mu? Bu kafes dövüşlerinden, abinizin bu işlerin içinde olduğundan. Haberiniz yok mu? Hediye, şu an bahsettiğin hiçbir şeyi ne biliyorum ne de ilgim alakam var. Beni aradın, ailemin bu işlere bulaştığını ispatlayacağını söyledin. Sana hiç inanmasam da kalktım geldim. Tamam mı? Seher Hanım, bana inanın. Bahis dövüşlerini ispatlayacak fotoğrafı tam çekecekken abiniz beni eşyalarıma el koyup o zorbalarıyla geri gönderdi. Anlıyor musunuz? Kafam allak bullak oldu Hediye. Hemen nereye gideceğimizi söyle. Maslak'a gidiyoruz Seher'im.